Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerle 6. sınıf 1. dönem 1. din kültürü yazılısını inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazılı sorularını eğitimevi.vimi.com sitesinden bulabilirsiniz. Ve hemen ilk sorumuza başlayalım. Açık uçlu soruları cevap verelim hemen. Resul. Resul ne demektir? Kendisine kitap gönderilen... Kendisine kitap gönderilen peygamberdir. Nebi ise kendisine kitap gönderilmeyen, yani tam tersidir. Sadece ondan önce gelen kitapların hükmünü devam ettiren peygamberdir. Burada arkadaşlar peygamberlerin sıfatlarını yazarak kısaca açıklayınız diyor. Hemen yazalım: emanet. Emanet ne demek arkadaşlar? Güvenilir. Güvenilir demektir. Ondan sonra sıdk yazabiliriz. Sıdk da doğruluktur. Peygamberler asla yalan söylemez. Ondan sonra tebliğ. Tebliğ de bildirmektir. Vahiyleri bildirmek. Ondan sonra ne yazabiliriz? İsmet yazabiliriz. İsmet de arkadaşlar günahsız demektir. Günahsız, hatası olmayan demektir. Ve son olarak da fetanet yazabiliriz. Fetanet de zeki demek. Akıllı, zeki demektir arkadaşlar. Hemen C bölümümüze gelelim. Aşağıdaki boşluklara verilen uygun kelimelerle doldurunuz diyor. Peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları insanlara ulaştırmasına ne denir? Tebliğ. Burada da demiştik vahiyleri bildirmek. Tebliğ denir. Allah'ın izniyle peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü olaylar ne denir? Mucize denir. Mucize ile alakalı birçok örnek vardır. Mesela Peygamber Efendimiz de mucize olarak ayı ikiye bölmüştür. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e güvenilir oluşu sebebiyle nokta nokta unvanı verilmiştir. Emin. Muhammedül Emin. Doğru, tam adı. Emin olarak da yazabilirsiniz. Allah'ın peygamberlerine gönderdiği az sayıda sayfalardan oluşan kitapçık biçimindeki ilahi kitaplar ne denir? Suhuf denir. 10 sayfa, 30 sayfa şeklinde verilir arkadaşlar. Kur'an nokta nokta zamanında kitap haline getirilmiş. Nokta nokta döneminde de 7 adet çoğaltılmıştır. Hazreti Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiş. Hazreti Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiş. Hazreti Osman döneminde de çoğaltılmıştır. Hemen D bölümümüze geçelim. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden 10 tanesinin ismini yazınız. Arkadaşlar 25 tane var. 10 tanesinin ismini yazarız kesinlikle. Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Muhammed, yazım kötü kusura bakmayın, Hazreti İshak, Hazreti Eyüp, Hazreti Yunus, Yunus Aleyhisselam, Hazreti Zekeriya, Hazreti İsa, Hazreti İbrahim ve oğlu olan Hazreti İsmail. 25 tane var arkadaşlar. Herhangi 10 tanesini yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu sureyi, As suresini ben ödüllü soru olarak yapacağım. Cevabını aşağı açıklamalara yazarsanız sevinirim. Ödüllü sorumuz bu. Hemen test bölümümüze geçelim. Biraz zoom yapalım. Aşağıda verilen ilahi kitap peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? İncil kime yazılmıştır? Hazreti İsa'ya. Ama burada Hazreti Elyas'a dediği için cevabımız direkt Adana. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed doğrudur. Zebur Hazreti Davut doğrudur. Tevrat Hazreti Musa doğrudur ama İncil Hazreti İsa'ya gönderilmiştir. Yukarıdaki ayete göre peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin temel sebebi nedir? Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşanlar melek olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik. Ne diyor?
Eğer melek olsaydı melek peygamber olarak melek gönderirlerdi. O zaman insan olsa da insan gönderirler. Yani onlara örnek ve rehber olması için. İnsanın meleklere yakın olması alakasız. İnsanlara örnek ve rehber olması. Cevabımız Bursa. İnsanın meleklerden üstün olması alakasız. Cinlere de peygamberlik yapması alakasız. Cevabımız Bursa. Açıklardan hangisi? Namaza hazırlığın dışındaki şartlarından değildir. Namazın kıbleye yönelerek kılınması doğru. Elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması. Namazlı bir miktar Kur'an-ı Kerim okumak değil. Namaz kılarken örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi. Ama bu C'deki namazın içinde olandır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakiler peygamberler ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İlk peygamber ve ilk insan Hazreti Adem'dir. Doğru. Allah her topluma peygamber göndermiştir. Doğru. Son peygamber Hazreti Muhammed'dir. Doğru. Allah gönderdiği toplam peygamber 25'tir. Bu yanlıştır. Kur'an'da adı geçen peygamberler 25'tir. Ama peygamberlerin tam sayısı bilinmiyor. Çok olduğu kesin ama 25 değil. Bunu sakın unutmayın. Çünkü 25 Kur'an'da adı geçenler sadece. Namazın farzlarından vakit ne demektir? Namazı kazaya bırakmak. Namazı vaktinde kılmaktır vakit. İki, namazı beraber kılmak değil. Namazı toplu olarak kılmak değil. Zaten vakit zaman demektir. Namazı vaktinde kılmaktır. Kur'an'da nokta nokta, nokta nokta ve nokta nokta isminde 3 mübarek kişiden bahsedilir. Ancak bunların peygamber olup olmadıkları açıkça belirtilmemiştir. Burada kimler bunlar? Lokman Hekim, Hazreti Lokman var. Zülkarneyn ve Üzeyir'dir. Baktığınızda direkt Hazreti Lokman'dan da bulabilirsiniz. Hazreti Lokman sadece A şıkkında var. Bunlar Kur'an'da adı geçmektedir ama peygamber olup olmadıkları bilinmemektedir. Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından değildir? Bütün vücudu yıkamak farzıdır. Arkadaşlar bu soru da ödüllü soru olsun. Yıldız koyduklarımın ödüllü soru. Su bulunmadığı zaman toprakla alınan abdestle ne denir? Gusül abdesti, boy abdesti değil, namaz abdesti değil, hepsi değil, teyemmümdür. Su bulunmadığında alınan abdestle teyemmüm denir. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan biri değildir? Ağlamak, gülmek değil. Tuvalet ihtiyacı gidermek bozar. Uyumak ve bayılmak bozar. Gaz çıkarmak da bozar ama ağlamak, gülmek asla olmaz, bozmaz. Ezanı rüyasında gören kişi ve ezanı ilk okuyan kişi aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Ezanı okuyan kişi Bilal Habeşi. Direkt ondan yapabiliriz. Baktığımızda hangisinde Bilal Habeşi? Bilal Habeşi olacak arkadaşlar. Ezanı okuyan Bilal Habeşi ama gören kim? Abdullah bin Zeyd olması lazım. Sanırım burada sırası önemli değil. Ben A diye düşünüyorum. Eğer yanlışım varsa tik koyun buna. Yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Aşağıdaki verilen suhuf peygamber eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Baktığımızda Hazreti Sit 50 sayfa doğru. Hazreti İdris 30 sayfa doğrudur. Hazreti İbrahim 10 sayfa doğru bu da. Hazreti Yusuf baktığımızda 20 sayfa değildir. Hazreti Yusuf'a arkadaşlar suhuf verilmemiştir. Cevabımız Denizli. Diğer çıkları eleyerek de yapabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere gelen vahiylerin ortak amaçlarından biri değildir? İnsanların nasıl ibadet edileceğini öğretmek doğru. İnsanları kötü davranışlardan uzak durmak. İnsanlara güzel davranışlar sergilemeye yönlendirmek. Allah'a inanmayanları öldürmeye yöneltmek zaten çok kolay, basit, anlaşılabilir soru. Aşağıdakilerden hangisi Allah niçin vahiy göndermiş sorusunun cevabı olamaz. İnsanların Allah'ı bilip tanımaları için doğrudur. İnsanların dünyada ve ahirette mutlu olmaları için doğru. İnsanların yanlış inançlara yönelmesi için yanlış. Neden böyle yanlış bir davranış yapması için Allah vahiy göndersin ki? Bu da basit. İnsanın güzel ahlaklı olması için doğru. 13. sorumuz. Arkadaşlar bu iki soruda
3 soru da ödüllü soru. Bunların cevaplarını yorumlara yazarsanız sevinirim. Böylelikle konuyu anlayıp anlamadığınız ortaya çıkar. Arkadaşlar eğer yanlışım varsa bildirmeyi unutmayın. Benim dediğimi aynı sakın sınavda yapmayın.